Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Antalya çok soğuk, 9 derece, burası 6 derece, merkez 9 derece ve gerçekten soğuk. Şimdi pazardan geldik ve bir market alışverişi yaptık. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Hemen sıcak bir kahvemi de yaptım. Kahve eşliğinde isterseniz sizler de çayınızı, kahvenizi alın, başlayalım. Pazar alışverişiyle başlıyorum. Malum kış ayındayız. Pazardan bol bol kış meyveleri aldık. Biraz fazla aldık. Çünkü annem ve Gülşah geliyorlar. Onlar da meyveyi çok sevdikleri için onlar için de şöyle portakal aldık. Gerçekten çok sulu, çok güzel portakallar. Kilosu 1,5 liraydı portakalın. Evet, orada portakal alırken Ender dedi ki bir tane keser misiniz? Bir bakalım sulu mu değil mi? Sağ olsun amca da kesti, böyle bir sıktı, yarım bardak dolar abartısız. Çok inanılmaz suluydu yani. Şöyle sevgili Yeliz'in hediyesi çantam. Ben onu pazarda bozuk para çantası olarak kullanıyorum. Bu tür çantalar gerçekten pazarda çok iş görüyor. Küçük çantalar. Cebime de sığdığı için içerisine de böyle bozuk paraları dolduruyorum. Gerçekten hem alışveriş kolay oluyor hem de çok pratik oluyor bu tür çantalar. Ve mandalinin hangi çeşidini seversiniz bilmiyorum. Ben bu kırmenti... Oğlum! Ne yaptın Ender? Foxy! Lütfen! Evet, kısa bir mecburi ara vermek zorunda kaldım. Fox birazcık kamerayla oynadı. Neyse. Siz mandalinin hangi çeşidini seviyorsunuz bilmiyorum. Ben bu kırmentin yani... Kokulu olan mandalinleri, nasıl ki koklamaksa burunlarımda tıkalı, çok seviyorum. Kokulu mandalinleri çok seviyorum. Bunu görünce hemen almak istedim. 2,5 liraydı kilosu. 1 kilo aldım. Hatta pazarda hemen bir tane böyle soyup yedim. Gerçekten bunları çok seviyorum ben. Oh, mis gibi de kokuyor. Kimisi mesela, bazı insanlar çekirdekli mandalin sevmezler. Benim için çekirdekli, çekirdeksiz fark etmez. Tatlı, ekşi fark etmez. Kokulu mandalin olsun yeter. Alıyor, taşıyor bunu. Nesten buraya götüreyim. Ben de diyorum ki uslu uslu duruyor oğlum orada. Gel oğlum. Ve tabii ki de limon aldık. Neden tabii ki de? Limon, salata çok yapıyoruz. Böyle suyun içine de limon suyu koyduğumuz için, kullandığımız için limon biraz fazla aldık. 3 liraydı kilosu limonun. 4 lira olan yer de vardı, 5 lira da vardı. Biz 3 lira olan yerden aldık. Çünkü çok sulu ve çok güzeldi limon. Bir böyle tam olmuş, sıkmaya hazır olarak. Kaç kilo aldın hayatım? 2 mi, 5 mi? 3 kilo aldım. He. 1,5 kilo aldım. Bu 3 kilo hazır sıkmaya hazır halde olgunlaşmış limon. Yine kilosu 3 liradan şöyle 1,5 kilo. Hani zamanla olgunlaşacak. Yeşil. Çok da yeşil değil aslında. Hani yarı olmuş şu şekilde limon aldık. Biliyorsunuz avokadoyu biz çok seviyoruz. Biraz fazlaca aldık avokado. Şu boy. Bunun tanesi 2,5. Evet, 2,5 lira şunun. Şöyle. Bundan 9 tane aldık. Avokado gerçekten çok güzel. Bir soru vardı. Nasıl olgunlaştırıyorsunuz? Ben aldım, hamdı, yiyemedim, attım. Şu halde çok sertken avokado yenmiyor zaten. Biz böyle sert alıyoruz. Nasıl olgunlaştırıyorum? İki çeşit var. İki yöntem var benim kullandığım. Bir tanesi gazete kağıdına avokado ile elmayı sarıp bir poşetin içerisine koyup olgunlaştırabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise ben burada tezgahımda tabağın içerisine avokadoları koyuyorum. İçine de, yani tabağın üzerine de 1-2 tane elma koyuyorum. O şekilde de olgunlaşıyor. Biraz fazla aldığımız için biz avokadoları, kalanlarını böyle buzdolabına yerleştiriyorum. Dışarıdaki bittikçe çıkartıyorum. O şekilde sirkülasyonu sağlamış oluyorum. Bunu da çok seviyorum ben. Ezmesini de seviyorum. Smoothie'sini de seviyorum. Dilimlenmiş halini de seviyorum. Her şekil seviyorum. Her şekil yenir. Yemediyseniz bir kere alın ama böyle olmuşundan
Tadın gerçekten çok seveceksiniz. Ayrıca avokado çok faydalı. Neymiş avokadonun faydaları? Şimdi ekranda. Yine biraz fazla bize göre. Biz normalde bu kapya biberden yarım kilo alıyoruz. İşte iki tanesini, üç tanesini dolma olarak yapıyorum, dolduruyorum içini. Kalanını salatada kullanıyorum ya da közlüyorum çeşit olarak. Hani bize yarım kilo bir hafta yetiyor, hatta bazen artıyor bile. Bu sefer gördüğünüz gibi içinde domates de var, alalım. Biraz fazla. Çünkü annem kırmızı biberle bal kabağını kavurup yemeyi çok seviyor odun ateşinde. Annem için de bahçedeki bal kabağını koparıp küçük küçük doğrayıp buzluğa bayağı bir stok yaptım. Biraz fazla aldım. Biliyorsunuz artık kaçıncı oldu, tekrar geliyorlar. Hani biber aramasın, bibersiz kalmasın, bol bol olsun, artsın, eksik olmasın diye. Bunun da kilosu 4 liraydı. Bazı yerde 5, bazı yerde 6, en uygun 4 liraydı. Hepsi aynı biber. Ben de 4 liralıktan 1 kilo kapya biberi aldım. Kırmızı. Bu da çok güzel oluyor. Közlendiği zaman et gibi oluyor. Vallahi harika. Dolması da çok güzel oluyor. Limon sıkıp yiyoruz biz. Ağzım sulandı. Neyse. Bırakıp geleyim. Yere koymuyorum. Fox taşıyor. Taşı desen taşımaz. Taşıyor. O yüzden gidiyorum, tezgaha bırakıp geliyorum. Ne o üzülsün ne ben üzüleyim. Biberden devam edelim. Bu sefer de yine bunu annem için aldık. Normalde biz çok nadir marketten 2 ya da 3 adet şu şekilde biber alıyoruz. Mangalda Ender bunun közlemesini seviyor. Etle ya da tavukla. O yüzden çok böyle biber almıyoruz. Bunu da annem için aldık. Annemi aradım, dedi ki biber alır mısın? Domates biber kavurmasını da çok sever odun ateşinde. Yoğurtla yer. Bunun kilosunu unuttum. Kaç paraydı Ender? 3 lira. Kavurması muhteşem oluyor. Biz çok severiz. Biberi atıyorsunuz tavaya. Hafif kızardıktan sonra, tabii çok az yağda, içine doğranmış ya da dilimlenmiş, ister küçük doğrayın ister dilimleyin, domates kavuruyorsunuz yoğurtla. Özellikle tercihen kese yoğurdu. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Biz yani mükemmel oluyor. Favori yemeklerimizden bir tanesidir. Biz genelde domates kavurmalarını, biber kavurmalarını, hani menemen gibi yumurta kırmıyoruz. Çok nadir. Arada böyle eğer sabah saatlerine denk geldiyse bir tane yumurta kırıyoruz ama dağıtmıyoruz yumurtayı. Ay! Bunu da gidip yerleştirip geliyorum. Geldi sıra altın değerindeki domatese. Domates malum. Kış ayındayız ve fiyatları aldı başına gitti. 6 lira, 10 lira, 8 lira. Biz de kaç liradan aldık yine unuttum. 5 5 liradan aldık. İkisi de aynıydı. Hem şöyle kahvaltılık küçük çeri domates aldık. Bir de şöyle yemeklik, söğüşlük artık nerede kullanılması, annemin kavurma yapması için aldık. Toplamda 2,5 kilo şu normal boydan. 1 kilo da çeriden aldık. Hani onlar kahvaltı yaptıkları için her gün düzenli. Domatessiz kalmasınlar diye. Şöyle çok tatlıydı yalnız. Orada amca bize ikram etti bunlardan. Tadı çok hoşum. Zaten çeri domateslerin hepsi çok güzel olur. Yani çeri domates güzeldir. Bu da aynı dedi tadı. Aynıdır. Yani kışın çok domatesden yazınki gibi koku ve üstün tat beklemek biraz saçma olur. Değil mi? E tabi salata bol bol yapıyoruz. Bol limonlu, limon sulu. Salata nar ekşisi almayı unuttuk bu arada hayatım. Roka aldık 2 bağ. Pazarda 1 liraydı demeti bağı. Köylü teyzeler toplamışlar, gelmişler. Pazar dışında böyle yolda kendi hani bir kilim serip satıyorlardı. 2 tanesi 1,5 liraydı. Biz de onlardan aldık. Hem de çok güzel, yani belli taze olduğu, diri diri rokalar. 2 bağda 1,5 liraya roka aldık. 1,5 liraya teyzeden normal marul aldık. 2 tane aldık. Normalde bir tane yetiyor ama dediğim gibi işte artık söylemeyeceğim. Misafirler geliyor falan filan. Bol bol salata yaparız. Çünkü hadi bunu söyleyeyim, dayanamadım yine.
Gökhan ve Burcu'lara karides pişireceğiz. Onun da siparişini verdik. Karidesin balığın yanına daha doğrusu salata çok güzel oluyor. Bol böyle yeşillikli, ekşili, nar ekşili, soslu. Of, balık salatası muhteşem olduğu için de iki tane marul aldık. Bunları da götüreyim. Tezgahın oraya koyayım. Çekim bittikten sonra yıkayayım sirkeyle. Ve şöyle bir paket. İçinde ne var? Bebek avokado. Çekirdeksiz bebek avokado. Salatalığa ne kadar çok benziyor. Hera da bunu şimdi salatalık zannettiği için geldi oradan bakıyor. Ne Hera bu? Ne kızım bu? Bunlar araştırdığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla avokado ağaçlarında avokadolar çıktığı zaman bunlar mesela 3 tane avokadonun içinde 1 tane ya da 2 tane çıkabiliyorlar. Bunun da kilosu 10 liraydı. Bu pakette 8 lira. Biz böyle pakette aldık. Açıkta da var, yarım kiloda, 100 gramda ne kadar isterseniz alabilirsiniz. Bunların içinde çekirdek yok. Satan amcanın dediğine göre siz bunları bir yiyin. Daha çekirdekli avokado almaya gelmezsiniz bana dedi. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? Yine maydanoz demeti 1 liraydı her yerde. Yine köylü teyzemlerde çifti 1,5 liraydı. 2 bağda maydanoz aldık. Ispanak. Bunu annem istedi. Yarım kilo 2 liraydı kilosu. 1 liraya yani annem için ıspanak aldık. Annem pazı sever. Pazı kavurması da sever. Yer. Dedi ki pazı varsa bir de pazı istiyorum. 4 bağ şu şekilde. Bağ şeklinde satılıyor burada pazılar. Normalde nasıl satılıyor onu da bilmiyorum. Hiç pazı almadım. Biliyorsunuz bizim arka bahçede vardı. Hani oradan koparıp yemiştim ama hiç normalde hayatımda ilk defa pazardan pazı aldım. Demeti 1 liraydı. 4 demette pazı aldık. Sarmasını yapmıştım daha önce ben. Sarması derken tavuk içine koyup tavuk sarma yapmıştım. Çok güzel olmuştu tadı. Böreklerin içinde güzel oluyor. Kavurmasını da annem çok seviyor ve çok güzel yapıyor. Bunları da afiyetle yesin anneciğim. Havuç, her hafta bolca aldığımız, hatta bazen 5 kilo, 10 kilo aldığımız havuç. Bu hafta az aldık, bu bize göre az. Çünkü her gün çocukların ödül maması, artık ödül yiyeceği havuçtu. Şimdi bugün de vereceğim havuç, yarın onların pres kemikleri gelecek. Böyle bir ay kadar pres kemik yiyecekler günde bir tane. Pres kemik, ya aylık kürlerle onların ödül mamalarını ayarladığım için havucu az aldım. Havucu hem salatada kullanmak için aldım hem de annem katı meyve sıkacağı yollamıştı. Suyunu çıkarmak ve içmek için aldım. Suyunu sıkmak için aldım. Havuç suyunu ben çok seviyorum. Bilmiyorum neden. Belki küçükken annem bize yapıyordu havuç suyu. Ondandır hani çok alışık olduğum için havuç suyuna bayılıyorum. Havucun her şeyi güzel oluyor. Yemeğin içinde de güzel oluyor, salatada da güzel oluyor. Sade böyle yemesi de güzel oluyor. Tabii sevene havuç. Köpekler için de çok faydalı. Köpeği olan arkadaşlar yıkayıp üstünü altını kesip kabuklarını aldıktan sonra eğer bildiğiniz bir yerdense veya kendiniz yetiştirdiyseniz kabuklarını almanıza gerek yok. Ama şu kök kısmını ve sap kısmını kestikten sonra verebilirsiniz bütün şekilde. Havucun kilosu 2 liraydı. Diğer bir aşkım, tanıştırayım. Süs biberi. Bunları ben şeker gibi yiyorum. Çok seviyorum bu süs biberlerini. Anneannem de hep zaten bunlardan alıp bunların turşusunu yapıyor bana. Anneannem, anneanne turşusu bir başka ama taze de böyle yemesi bir başka. Çerez gibi böyle mor renk, sarı renk ve siyaha yakın yeşilli siyah alacalı bir renk. Şöyle küçük küçük bit kadar olan süs biberlerini çok seviyorum yemesini yemekte. O kadar güzel oluyor ki. Harika oluyor. Mesela şu biraz büyük bile benim için. Görünce dayanamadım. Şöyle bir poşet aldım. Bu poşet 2 lira. Yine salatalık. Salatalığı da biraz fazla aldık. Annemler kahvaltı ettikleri için Gülşah salatalığı çok sever kahvaltıda. Salatalarda da kullanıldığı için. Ve bu da köpekler için güzel bir ödül maması verebilirsiniz. Ama salatalığı havuç gibi bütün vermiyoruz. Yıkıyoruz. Yine kendiniz yetiştirdiyseniz veya aldığınız kişiyi biliyorsanız yani hani organikse kabuklarıyla verebilirsiniz ama bilmediğiniz bizim gibi pazardan vesaire alıyorsanız pijamalı şekilde soyduktan sonra yıkayıp pijamalı şekilde soyduktan sonra şöyle dilimler halinde verebilirsiniz. Bütün verilmeme sebebi salatalığın çoğu sudan oluştuğu için bütün şekilde
ısırdıklarında boğazında kalabilir. Sert değil havuç gibi. O yüzden onlar da çok aceleci yedikleri için tehlikeli. Dilim dilim dilimleyip birer birer verebilirsiniz salatalığı. Çok faydalı bir ödül maması köpekler için. Ben arada veriyorum salatalıkta. Çok da güzel yiyorlar. Tabi tuz muz ekmeğin sakın ha. Sade veriyoruz. Yine bizim evin standartlarına göre çok fazla elma. Şöyle sarı elma, yeşil elma ve kırmızı şu şekilde iki çeşit. İkisinin de fiyatı aynı. 2,5 liraydı. Biraz fazla elma aldık. Yine annem ve Gülşah meyve çok sevdikleri için ve aradığımda kış meyvesi al, elma varsa seviniriz alırsan dedikleri için aldım. Biraz fazla aldım. Sebebi katı meyve sıkacağında birazcık da elma suyu sıkıp içmek istiyorum. 2,5 lira. Bir evin bana göre olmazsa olmazı patates. Çok tüketilen bir sebze oluyor kendisi ve çok lezzetli. Kızartması, haşlaması, közlemesi her şeyi çok güzel oluyor. Yine fazla aldık. 3 kilosu 5 liraydı patatesin. Ve pazar alışverişinin son ürünü. Balık aldık. Çupra temizlettik. Bunu normalde ızgarada yapıyoruz biz ama bugün hava inanılmaz soğuk ve yağmurlu olduğu için ben bugün yağlı kağıtta, sebzeli, fırında çupra yapacağım. Onu da çekeceğim. Çünkü balık tarifi de paylaşır mısınız diyenleriniz var. Tabii ki de paylaşmaya çalışacağım. Çupranın kilosu 25 liraydı pazarda. Bu iki tane çupra da 1 kilo 25 lira. Çupra da çok güzel oluyor. Ben balıklardan en çok çuprayı seviyorum. Deniz böceklerinden de en çok karidesi seviyorum. Bilmiyorum neden. Ender, sen hangi balığı seviyorsun en çok? Mezgit. Karadeniz mezgitini çok seviyor. Sıra geldi market alışverişine. Migros'tan Gülşah için şöyle bir yılbaşı sepeti aldık. Bunu Gülşah'ın yatağının üzerine koyacağız. Odaları hazırladım. Sürpriz olsun istedim ona. İstedik ona. Daha doğrusu Ender'in aklına geldi. Gülşah bir şey yapalım, sürpriz olsun. Ben de yılbaşı sepeti almak istiyorum Gülşah'a. Gittik Migros'tan aldık. Bunun fiyatı 42 lira 90 kuruş. Yatağın üzerine koyacağız ve diyeceğiz ki ona yılbaşı akşamı bu sepeti açıp afiyetle yiyebilirsin. Bunun içinde bayağı gördüğünüz gibi işte Fanta, kola, meyve suyu, Gülşah'ın sevdiği şeyler var. Aslında bir boy büyüğü daha vardı, 69.90 fiyatı. Ama onda birçok şey Gülşah'ın içmeyeceği ve yemeyeceği şeyler. Bir tane de 39 lira 90 kuruşluk var. Onda da çeşit az diye biz orta boyunu aldık. Bunun içeriğindeki ürünler tam Gülşah'ın ağzına layık şeyler. Klasik yılbaşı sepeti bunun ismi. Annem ekmek yapma makinesinde kepekli ekmek çok seviyor. İçerisine biz çekirdek çiğdemiçi de Bim'den alıp atıyoruz. Annem bu ekmeklere bayılıyor ve bana dedi ki ben normal ekmek istemiyorum. Bana ekmek yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Yapmaz mıyım hiç dedim ve Migros'ta söke un, kepekli un, kepek. Biz genelde söke un almaya gayret ediyoruz sökeli olduğumuz için ve unu da çok beğeniyoruz işin açığı. Bu yüzden de söke unun böyle gururla söyle söke unun esmer kepekli ununu aldık. 2 kilo. Bunun fiyatı 9 lira 65 kuruş fakat indirim vardı. 2 lira 41 kuruş 9.65'ten düştü. 9 lira 65 kuruştan 7 lira 24 kuruşa gelmiş oldu. 2 kilo esmer söke kepekli un. Migros'ta kozmetik ürünlerinde %50 indirim var. Eğer ihtiyacınız varsa gidin bir bakın derim. Kremler, parfümler, BB kremler. Genelde Migros'ta kozmetik ürünlerinde indirim hep anneler gününde olurdu. Bu yılbaşı indirimleri çok güzel oldu. Bu manikür ürünleri, makyaj ürünleri, makyaj silme her şey %50 indirimde. Bilginiz olsun. Ben de Garnier'in, biliyorsunuz ben hiç makyaj yapmıyorum desem daha doğru olur. Arada yapıyorum. Şöyle Garnier'in BB kremini aldım. Benimki bitmedi de aslında tarihi geçtiği için çöpe gitti. O yüzden yine bunu aldım. Arada kullanıyorum. Garnier'inkini daha önce kullanmıştım ve çok beğenmiştim. Bu sebeple aldım. 20 lira 50 kuruştan 10 lira 25 kuruşa düştü. Komşudan süt alıp yapmıyorum. Artık havalar soğudu, sıcak tutmak biraz zor oluyor benim için. Bu sebeple
yoğurtlar içerisinde Migros'un yoğurdunu çok beğeniyorum. Beğeniyoruz daha doğrusu. Bu yoğurdu seviyoruz. Migros'un şöyle 2,5 kiloluk yoğurdunu aldık. Fiyatı 7 lira 70 kuruş. Bunu ben 2,5 kilo, evet, normalde Ender çok seviyor yoğurt yemeyi. Diyorum, süzgece koyup süzdürüp süzme yoğurt da elde ediyorum. O da çok güzel, lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Artık bir kere daha söyleyeyim. Misafirler geliyor ve biliyorsunuz ben kek pop makinesi almıştım. Sadece bir kere denemek için yapmıştım. Artık o hamurun tarifi de tuttuğuna göre hazır da misafirler geleceği için onları böyle güzel karşılamak ve tek tadımlık lokmalar halinde bir aperatif bir şeyler yapmak için kahvenin çayın yanına kek pop yapmaya karar verdim. Bir gün öncesinden Gülşah'la beraber bu minik minik lollipop kekleri yapacağız. Daha önce yaptığıma sadece evde o an için bulunan çikolata sos ve böğürtlen sos vesaire kullanmıştım. Bu sefer dedim böyle daha bir süslü olsun, daha bir güzel olsun diye Migros'tan glazür aldım. Kırmızı renk. Daha önce de bu glazürün mavisini ve yanılmıyorsam sarısını almıştım. Bakmam lazım ona. Sadece su ekliyorsunuz ve şöyle renkler elde edebiliyorsunuz. Şurada daha net gözüküyor. Bu glazürün fiyatı 2 lira 95 kuruş. Annem karamel çok sever. Annem için de böyle karamel küpleri aldım. Bunları lollipop keklerin içerisine koymayı düşünüyorum. Ya da dış süslemesinde kullanmayı düşünüyorum. Veya şöyle karamelli kurabiye yapmayı düşünüyorum. Onu o an artık annem de burada olacağı için birlikte karar veririz onunla. Karamel küpleri de var. Elma küpleri vardı. Değişik değişik küpler vardı. Bunun fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Kuvertürde aldım 2 tane. Bir beyaz çikolata, bir siyah normal çikolata. Aslında bunun çileklisi de var ama Migros'ta yoktu. Da tanesi 8 lira 95 kuruş. Tabii ki de kuvertür üzerine ya da glazür üzerine süslemek için şu şekilde pasta süsü aldım. Bunlar internette çok uygun. İnanın kilosu 10 lira bunların internette. Ama şimdi ben internetten alırsam gelme süresi yetişmez ve yılbaşından sonraya kalır diye mecburiyetten aldım. Ben de birçok renkleri vardı. Mor, pembe, mavi vesaire. Gökkuşağı renginde şöyle karışık renkte aldım. 85 gram var bunun içinde ve 85 gramı 10 lira 95 kuruş. Yani normalde kilosu 10 lira olan, neden böyle pakete girince ve Kenton olunca fiyatı artıyor bilemedim. Şeker aynı şeker yani, boncuk. Şu şekilde. Şimdilik böyle yetecek kadar aldım. Amaç Gülşah'la beraber güzel bir şeyler yapmak, vakit geçirmek, kaliteli zaman geçirmek, hem de çayın kahvenin yanına böyle güzel şık atıştırmalıklar yapmak. Ama yılbaşı tatili dönüşü internetten şunların böyle renk renk simli simli siparişlerini vereceğim. Almadım bugün. Bu kadar yeter dedim. Ve şöyle 4 tanesi yok, Ender kullandı. Banyoya da sıvı sabunlu kaldık otomatik. Onun kabını göstereyim size. Bunu Migros'tan almadık, internetten almıştık. Şöyle sensörlü sıvı sabunluk aldık. Gerçekten çok pratik bir ürün. Onun için Ender 4 tane pili almış. Bunun fiyatı 59 lira. Gerçekten harika. Ben şimdi bir tane de mutfağı istiyorum bu sıvı sabunlukta. Otomatik tutuyorsunuz ve ayarlayabiliyorsunuz yandan ne kadar sabun aksın diye. Çok güzel bence. Her neyse, Migros'tan böyle 4-8 adet Duracell'in kalem pilini aldık. Bunun da fiyatı 18 lira 50 kuruş. Evet, bir pazar günümüzde böyle markette ve pazarda geçmiş oldu. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Alışverişlerimiz bu kadar. Balık yemeğini bugün çekmeye çalışacağım sizler için. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Belki bu videonun sonunda olur balık yemeği. Çünkü bugün vlog çekmedim. Bu videonun sonunda balık tarifini göreceksiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Fırında sebzeli çupra için malzemeler 2 adet çupra. Bunu siz kendi gönlünüze göre ayarlayabilirsiniz. Ona göre de sebzeleri ve birazdan hazırlayacak olduğumuz o yağlı karışımı çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Biberiye şöyle dalıyla, sapıyla
bir adet biberiyeyi, bir sap biberiyeyi gördüğünüz gibi 4-5 parçaya makasla kestim. Patates, patatesin miktarı size bağlı. Ne kadar isterseniz o kadar patates. Ben bugün normalde domatesi dilimleyerek kullanıyorum. Bugün şöyle çeri domates kullanacağım ve limonları dilimledim. Çeşnilendirmek için de tuz, karabiber, kırmızı tatlı, toz biber ve sıvı yağ. Ben genelde çiçek yağı kullanıyorum. Zeytinyağı ağır olmasın diye. Arzu ederseniz yarı zeytinyağı, yarı çiçek yağı veya sadece zeytinyağı kullanabilirsiniz. Şöyle fırın tepsimize öncelikle yağlı kağıdımızı seriyoruz. Alt üst ayarda 200 dereceye ayarlıyoruz. Fırınımız ısınırken şöyle bir kabın içerisine sıvı yağ ekliyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ yeterli olacaktır bugün bana. Sıvı yağ ekledikten sonra arzu ettiğimiz kadar tuz, karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber güzelce karıştırıyorum. Şu şekilde karıştırdıktan sonra patateslerimizi içerisine atıyoruz ve şöyle sosa bandırıyoruz. Patatesleri güzelce her birini şu şekilde sosla harmanladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimizin tabanına güzelce diziyoruz. Patatesleri dizdikten sonra balıkları öncelikle şu alta gelecek olan kısımlarını bir fırça yardımıyla şu kalan sosla sosluyoruz, yani yağlıyoruz. Yağladıktan sonra patateslerin üzerine balıklarımızı koyuyoruz. Balıkların alta gelecek kısmını yağladıktan sonra şimdi şu şekilde açıp içini de güzelce yağlıyoruz, sosluyoruz ve üzerini de sosluyoruz. Sosun içerisine domatesleri ve limonları atıyoruz. Ben bugün bir tane limon kullandım. Siz yarım da kullanabilirsiniz. Eğer balığınız çoksa iki tane de kullanabilirsiniz. Bu kalan sosta güzelce domates ve limonları sosluyorum. Balığın büyüklüğüne bağlı 2, 3 veya tek balığın içerisine, bu mesela 2 tane limon dilimi koyuyorum. Domatesleri şöyle üzerine atıyorum. Kalan limonları da patateslerin üzerine koyuyorum. İsterseniz isteğe bağlı biber de koyabilirsiniz. Ben bugün biber kullanmayacağım çünkü acılı ezme yaptım. Biberiyeyi de şöyle birer küçük sap içerisine, kalanları da şöyle elimizde biraz ufalayarak yemeğimizin üzerine döküyoruz. Saplarını da koyuyoruz. Çok güzel bir aroma veriyor bilginize. Balığın üzerine de tabii döküyoruz. Biberiyeden sonra sıra geldi soğana. Bir adet kuru soğanı yuvarlak yuvarlak doğruyoruz. Kuru soğanı da siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şu kalan sosun içerisinde soğanları güzelce sosluyoruz. Birer dilim balığın içerisine, kalanını da limon da olduğu gibi şöyle etrafa biraz dağıtarak koyuyoruz. Şu şekilde bakın, hemen açılıyor zaten. Yüzgeçlerinden de soğan geçiriyorum. Güzel bir görüntü çıkıyor ortaya. Tabakta kalan sosu yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz. Güzelce spatula ile sıyırıyoruz. Yemeğimiz pişmeye hazır. Balıklarımızı önceden ısıtılmış alt üst ayarda 200 derecelik fırında patatesler pişene kadar pişmeye bırakıyoruz. 20 dakika sonra çatalla patateslere bakıyoruz. Pişmiş mi hayatım? Evet. Patatesler piştiyse fırınımızın kapağını kapatıyoruz ve alt üst ayardan ızgara ayarını alıyoruz. Balık ve üst taraftaki sebzeler kızarana kadar pişmeye bırakıyoruz. Yani bir nevi pişirdikten sonra ızgara yapıyoruz. Ben bu yemeği tepsiyle servis etmeyi çok seviyorum. O yüzden şöyle nihale koydum. Nihalenin üzerine de havlu koydum. Ne olur ne olmaz. Soframız da hazır. Evet, ben çay demledim ve çay içmek istedim. Anneannemin anneanne turşusu, dedenin pul biberi ve bugün pazardan aldığım süs biberi, acılı ezme, roka ve limon var. Ender salata istemedi. Benim için de çok önemli değil. Ben de acılı ezmeden yiyebilirim. Hayatım. Efendim?
Efendim? Acılı ezmeyi çok mu seviyorsun? Evet, çok seviyorum. Afiyet olsun o zaman. Teşekkür ederim sana da canım. Izgara ayarını aldıktan sonra yaklaşık işte 4 dakika, hatta şu anda 4 dakikayı geçti. Balıklarımız hazır. Şöyle göstereyim. Böyle üzeri iyice kızardıktan sonra ızgara ayarında balıklarımız yemeğe hazırdır. Hayatım, sen alır mısın fırından? Tabii ki. Şu şekilde sofraya koymayı çok seviyorum ya. Servis maşası ve servis spatulasını da yanına koyduktan sonra yemeğimiz hazır. Ben sebzeli balığı bu şekilde yapıyorum fırında. Ama çupra, ama alabalık, ama levrek, hangi balığı seviyorsanız bu şekilde de deneyebilirsiniz. Hadi bize. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve abone olduktan sonra yeni yüklenen videoların haberini almak, bildirimlerini almak istiyorsanız şuradaki zile tıklamayı ve tıkladıktan sonra bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder kutucuğunu işaretleyip kaydetmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.